6 Haziran 1926 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk, orta, lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Çankı İlkokulu gayet yakındı ve iyi bir okuldu. Beyaz yakalı bir siyah gönlük geldik, evet. Öyleydik. Ben bazen dil sesini duyarak çıkardım. Olmazsa 5 dakikada giderdim oraya. Çankaya'da oturan o zamanki devlet erkanından da çocukları oraya giderdi. Tarih öğretmeni de, tanınmış bir öğretmendi, Enver Behnaz Şapolyo. Bir sefer işte İnönü Savaşları söz konusu olmuştu ve bana bunu sen bize hazırla dedi. Ben de peki dedim, eve gittim, işte kütüphaneyi karıştırdım, orada Atatürk'ün nutkunu buldum. Ondan yararlandım. Sonra başka tarih, askeri kitaplardan yararlandım ve epey uzun bir şey yazdım. İnönü Savaşları hakkında, Atatürk'ün söyledikleri filan. Sonra bitti dedim. Bir gün, peki oku bakalım dedi. Derste okudum. Ben zannettim ki çok hoşlan gidecek. Bittikten sonra, ha iyi olmuş filan dedi. Ama dedi, benim beklediğim bu değil dedi. Nasıl dedim. Ben dedi, bekledim ki sen babana gideceksin. Ona diyeceksin ki, anlat bakalım baba, nasıl oldu bu savaşlar? O sana anlatacak, sen de bize onları söyleyeceksin. Bu senin yazdıklarını, ben hepsini biliyorum, bunlar hepsi kütüphanede var. Bundan bir şey öğrenmedim ben de. Lisenin son sınıfına kadar aile içindeki yaklaşım, abimin mühendis olacağı, benim de dış işlerine gireceğim eninde sonunda memur olarak, dış işlerine çalışacağım şeklindeydi. Ancak son sınıfta işte fiziğin o dönemde çok önemli gelişmeler yaşadığını öğrendim. Teorik fizikçi olayım diye. Lisenin son sınıfında kendi kendime karar verdim. Fizikçi olmak için de o zaman yapılacak şey İstanbul'daki Fen Fakültesi'ne gitmekti. Fizik öğretim yalnız orada vardı, yüksek öğretim düzeyinde. Daha önce abim teknik üniversiteye girmişti ve İstanbul'da okuyordu. Abimin İstanbul'da okumasından annem çok rahatsız oldu. Çok seviyordu çocuklarını. İstanbul'a gitmesinden çok rahatsız oldu. Konuşurken babamla gene sorduğunda ne karar verdin diye, işte fizikçi olabilirim ama rahatsız olacağınız belki İstanbul'a gidersem felsefeci de olabilirim diye söyledim. Felsefe Ankara'da okunabiliyordu. O zaman felsefeye ömür verilmez, sen gene fizikçi ol demişti. 1947'de Ankara Üniversitesi Fizik Matematik bölümünü bitirdikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde fizik dalında yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. 1952 yılında Türkiye'ye dönen Erdal İnönü, Ankara Üniversitesi'nde fizik asistanı olarak göreve başladı. 52'de döndüm ve hemen Ankara Fen Fakültesi'ne asistan olarak girdim. Genel Fizik Enstitüsü'nde asistan oldum. Bir mekanik dersi vermeye başladım. 1964-74 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde fizik profesörü olarak görev aldı. Bu süre zarfında ODTÜ'de öğretim üyeliği dışında ana kademe kadrolarında çalıştı. Teorik Fizik Bölümü Başkanlığı, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve Üniversite Rektörlüğü'nde bulundu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi yeni kurulmuş bir üniversiteydi. İddialı bir üniversiteydi. Teorik Fizik Bölümü diye bir bölüm kuruldu. Ben teorik fizikçiydim. Beni onun başına geçirdiler. O, bu şekilde daha özgür bir şekilde çalışabiliyordum. 4 Eylül'de yeni mütevelliyet toplandı. Ve sürpriz şekilde, şaşılacak şekilde beni rektör atadılar. Bu defa vekil değil, rektör dediler. Beni çağırdılar. İşte aramızda konuştuk dediler. Herkesin fikri senin rektörlüğü yapmandır. Peki dedim. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun kuruluşuna katkıda bulunan ve TÜBİTAK Temel Araştırmalar Enstitüsü'nde kurucu müdürlük görevini yürüten Erdal İnönü, aynı zamanda NAFO Fen Komitesi'nde çalıştı ve UNESCO Yürütme Kurulu'nda görev aldı. 2004 yılında fizik alanında Nobel'den sonra en önemli ödül olarak kabul edilen Wegener Madalyası'nı aldı. 1983 yılında siyasete atılan Erdal İnönü, Sosyal Demokrasi Partisi kurucu genel başkanı oldu. SODEP ve Halkçı Parti'nin birleşmesi sonucu kurulan SHP'nin ilk olan kurultayında SHP genel başkanı oldu. Bu görevi
yönetimini 1993 yılına kadar sürdürdü. Ve sonunda kendi kendime ben galiba gelsem iyi olacak diye karar verdim. Ondan sonra telefon ettim eşime basın toplantısından sonra. Dedim kusura bakma işte ben siyasete giriyorum ve basın toplantısı yaptım. Erdal yapma dedi. Ve bağırdı böyle yapma diye ve kapattı telefonu. Ben çok üzüldüm tabii ama yapacak bir şey yoktu. Genel başkan oldum. İlk defa 15 Ocak pazar günü Altındağ ilçe kongresine gittim. Orada bir konuşma yaptım. Tabii o ilk konuşmamdı siyasetçi olarak. Kalabalıktı, o salon dolmuştu. Kibar davrandılar, alkışladılar. Erdal İnönü 1986, 1987 ve 1991 genel seçimlerinde İzmir milletvekili olarak mecliste yer aldı. 1991 genel seçimlerinde Moruol Partisi ile SHP'nin kurduğu koalisyon hükümetinde başbakan yardımcısı ve devlet büyüğü olarak üstlendi. SHP ve CHP'nin birleşmesinin ardından Erdal İnönü 1995 yılının Ekim ve Kasım aylarında Dışişleri Bakanı olarak görev aldı. O zaman başbakan yardımcılığını bıraktım. Yani önce genel başkanlığı bıraktım. Onun doğal sonucu da başbakan yardımcılığını bırakmaktı. İşte Kara Yalçın hem genel başkan oldu kurultayda hem başbakan yardımcısı oldu. Ama ben milletvekiliğim devam ediyordu. Ondan sonra Hikmet Çetin genel başkan olunca hala da milletvekiliydim. O bana önerdi şey yaparken, başbakan yardımcısı olarak kendi kanadını kurarken Dışişleri Bakanlığı'nı bana önerdi. Ben de onu kabul ettim. Yani o zaman belki artık kabul etmem gerekirdi. Ama dedim madem ki öyle, pekala Dışişleri Bakanlığı'nı da yapayım. Önerdim ve işte onu yaptım Ekim'e kadar. Kars'a gitti, kar vardı. İşte yürürken galiba ayağım kaydı düştüm. Beni kaldırmaya çalıştılar. Zaten o zaman fark ettim. Beni kaldıramıyorlar ve işte daha böyle omuzumu almaya başlamışlardı. Omuzdan almaya başlamışlardı bu gezilerde. Ben de yapmayın etmeyin diyordum. Böyle onları itiyordum aşağıya. Ama hiç dinlemiyorlardı. Burdur'da falan bayağı kaldırdılar havaya kaç defa. Kars'ta ilk defa fark ettim ki ben eğer yere yatarsam beni omuzdan alamayacaklar. Ondan sonra o taktiğe başvurdum ama bir daha kaldıramadılar. Bir sefer yaşlıca bir adam yine babamı tanıyormuş falan otobüsün yanına geldi. İşte ben sana kurban olayım, yurunda öleyim filan dedi. Aman aman dedim. Sakın ölme. Bir oy bir oydur. Orada çok güldü. Türkiye'nin en mütevazı devlet adamlarından Erdal İnönü 31 Ekim 2007 günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Amerika'dayken bir ufak şiir yazdım. Anka kuşu diye bir şiirdi. Güzelsin biliyorum. Yerde gökte eşin yoktur. Yoktur eşin. Ama benim de gençliğim var. O da bir defa gitti mi geri gelmez. Söyle bana anka kuşu değer misin? Bir ömrü adamaya değer misin? Sayın Protokol, değerli misafirler, Muratpaşa Belediye'mizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeridir diyerek anlattığı Antalya'nın en güzel yerinde oluşturduğu
Erdal İnönü Kentsel Yaşam Alanı açılış törenimize hepiniz hoş geldiniz. Programımız iftara kadar açılış konuşmaları, kurdele kesimi, kentsel yaşam alanının gezilmesinin ardından iftar yemeği ve MEST Türk Sanat Müziği Topluluğu'nun konseriyle son bulacak. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk ve şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1930 yılında Antalya'yı ilk ziyaretinde şu an açılışını yapmakta olduğumuz Kent Parkı'na çok yakın bir noktada durup Antalya kent tarihine altın harflerle yazılan hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir demişti. Şimdi Muratpaşa Belediye'miz Falezler'den Akdeniz'e ve tüm heybetiyle Bey Dağları'na uzanan Antalya'nın doyumsuz manzarasını sunan 25 bin metrekarelik alanda Antalya için yepyeni bir yaşam alanı oluşturdu. Alan, kent tarihi daimi sergi alanı, bistro kafeleri ve palez plajıyla Antalya'da 7'den 70'e herkesin kendisine ait bir şey bulabileceği, günün 24 saati yaşayan bir yapıda düzenlendi. İsteyen günün erken saatlerinde denize girip kahvaltısını yaparken, dileyen akşamüstü buluşmalarının adresi olarak buraya verecek. Şövalyesini alıp seyir teraslarında Antalya'nın doyulmaz manzarasını, parkın tadını çıkaran çocukları resmetmek isteyenler, müzisyenler, gün batımında Antalya fotoğrafı çekmek isteyenler ya da sadece hayatın olanca akışı içinde bir anlığına durmak isteyenler artık burada buluşacak. Yaşam alanımızda ayrıca mutlu çiftlerimizin bu muhteşem manzarada hayatlarını birleştirecekleri bir nikah salonu da bulunuyor. Antalya kent kimliğinin ve tarihinin bir parçası olan bu yaşam alanını Türkiye Cumhuriyeti tarihinin yazıldığı evde doğmuş, tarihin kucağında büyümüş, kucağında tarih büyütmüş bilim adamı, siyasetçi ve filozof Erdal İnönü'nün adını taşıyor. Erdal İnönü, karşısındakinin mevkii, yaşı, ünvanı ne olursa olsun herkese eşit ve bonkörce dağılan samimi bir kibarlık. Oturduğu odadan bindiği arabaya, giydiği kıyafetten seçtiği sözcüklere değin hayranlık uyandıran bir sadelik. Dünya literatürüne girmiş akademik çalışması için bile aslında yeni bir şey değildi diyecek kadar özgüven yüklü bir tevazu. Güler yüz, çalışkanlık, nüktedanlık. Çocuk gözüyle Atatürk ve İsmet İnönü arasındaki ilişkiye tanık olmuş, İkinci Dünya Savaşı ve demokrasiye geçiş dönemini, darbeleri yaşamış, bilimsel çalışmalarının yanı sıra çok kritik dönemlerde büyük üniversitelerde dekanlık ve rektörlük gibi görevler üstlenmiş, siyasete atılarak Türk soluna önemli katkılar yapmış,
kibar, sade, tevazu sahibi, nüktedan ve filozof Erdal İnönü. Değerli misafirler, açılışımıza katılamayıp mesaj gönderen çok kıymetli isimler var. Ben öncelikle sizlerle o isimleri paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Genel Başkan Yardımcımız aynı zamanda Seyit Torun, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Elif Türkmen Doğan, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Antalya İl Emniyet Müdürümüz Celal Uzunkaya, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türk Yılmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Edremit Belediye Başkanımız Sayın Kamil Saka, kendilerine mesajları için çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda sizlerle paylaşmak istediğimiz bir mesajımız var. Erdal İnönü Parkı'nın açılış törenine davetiniz için çok teşekkür ederim. Tüm Muratpaşalı vatandaşlarımızı en iyi dileklerimle selamlıyorum. Örnek alınması gereken bir devlet adamı ve bilim insanı olan Erdal İnönü'nün adının yaşatılacağı parkın sevgili Muratpaşalılara hayırlı olmasını diliyorum. Düzenlediğiniz etkinlik vesilesiyle Erdal İnönü'yü bir kez daha rahmetle anıyor, törene katılan ve bu güzel birlikteliği paylaşan konuklara sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Türk siyasetinin değerli ismi Sayın Erdal İnönü'nün ismini taşıyan kent parkımızın açılış konuşmasını yapmak üzere. İnsanlık değerlerini ve yaşam koşullarını daha iyiye ve daha güzele taşıma konusunda sınır tanımayan bir tutkumuz ve heyecanımız vardır diyen Muratpaşa'nın genç ve dinamik başkanı Sayın Ümit Uysal'ı alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Çok değerli Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz, önceki dönem genel başkanlarımız, çok değerli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyaset yöneticisi arkadaşlarım, emniyet müdürümüz, basın mensuplarımız, bütün belediyeci arkadaşlarım, çok kıymetli Sayın Gülsün Bilgehan, Sayın Sevinç İnönü, hepiniz aramıza hoş geldiniz, onur verdiniz, ayaklarınıza sağlık. Sizleri burada görmek bizim için büyük bir heyecan, büyük bir onur. Evet, ciddi bir çalışmayı burada toplumumuzun hizmetine sunabiliyor olmaktan onur duyuyoruz. Bizim kıyılarımız, kamu kaynakları, kamu arazileri genellikle maalesef ne kadar kıyımız varsa aşağı yukarı tamamında çok büyük bir kısmı değişik işletmelerin uzun yıllar süren kontrolü altında, özel bazı çalışmaların etkisi altında, genellikle vatandaşlarımızın özgürce kullanımına açık olmayan, genellikle toplumumuza büyük oranda kapalı olan alanlar zincirinden oluşuyor. Türkiye'mizde böyle bir sorunumuz var. Birileri geliyor, bir sonraki kamu ihalesine de benim ekmek teknem deyip kimseyi sokmuyor. Uzun yıllar bu kıyılar toplumun yararlanamayacağı şekillerde garip mezbereliklere dönüşerek hayatlarını sürdürüyorlar. Biz Muratpaşa'mızda bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Belediyeciliğe baktığımızda şöyle görebiliriz.
böyle gören dünya görüşleri, böyle gören anlayışlar olduğunu tespit edebiliyoruz. Acaba bu şehirde hangi boş alana ne bina dikilir? Yap işletle ne olur? Filan yerde acaba şöyle bir büyük yatırım yapılsa, bir bina oluşsa, bir şey olsa olur mu? Talibi olur mu? Oradan bir iş çıkar mı? Şehre bakarken bir de şöyle bir bakış açısı var. Bu şehrin ihtiyaçları nelerdir? Bu şehrin ihtiyaçlarına dönük yerel yönetimlere düşen, yerel ve genel kamu yönetimine düşen nedir? Bir de böyle bir bakış açısı var. Böyle bakmak var şehirlere. Böyle bakılmayı gerçekten çok unutmuş şehirlerimiz var. Uzun yıllar belli anlayışlar ısrarla devam ettikleri zaman belli yanlış yaklaşımlara sanki zannediliyor ki dünyada başka bir yaklaşım yoktur. Dünyada zaten belediyelere gelenler hangi boş alana ne yapılır? Hangi nerede yap işlet devretle ne çıkar? Nereye ne dikerim? Nereye nasıl ihale yaparım? Sanki bütün belediyecilik denen şey bundan ibaretmiş gibi toplum anlamaya başlıyor ve anlatmaya başlanıyor. Oysa sıkı sıkı takip etmemiz ve ısrar etmemiz gereken şey belediyecilikte toplumun ihtiyaçları nedir? Kentin ihtiyaçları nedir? Bu kentte sosyal ihtiyaçlar nedir? Altyapı ihtiyaçları nedir? Manevi ihtiyaçlar nedir? Kişisel ihtiyaçlar nedir? Kamusal ihtiyaçlar nedir? O ihtiyaçları tasnif etmemiz gerekiyor. Değil mi? Bir yaklaşım vardır. Ben bir alışverişe çıkayım der. Bir başka yaklaşım vardır. Benim nelere ihtiyacım var? Şunlara, şunlara, şunlara. Gidip onları alayım der. İşte Murat Paşa'mız da merhum sevgili büyüğümüz, hala kalbimizde yaşayan bilim insanı, kaliteli bilge insan nasıl olunur? Kaliteli bilge siyasetçi nasıl olunur? Türkiye'mize bir anıt gibi bir yaşam bırakarak bu dünyadan göçüp gitmiş ama kalbimizde hala beynimizde ve kalbimizde yaşayan Profesör Doktor Sayın Erdal İnönü'nün adını verdiğimiz bu park ve bu anlayış bizim kentimizin ihtiyaçlarına dönük ve çizdiğimiz kamucu, toplumcu, sosyal demokrat, belediyecilik anlayışı çerçevesinde icra ettiğimiz bir yaklaşımın sonucudur. Biraz önce arkadaşım ifade etti. Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yeri yeridir dediği noktadır aynı zamanda. Bu noktada bu çalışmayı çok uzun yıllardır mezberelik olan, çok uzun yıllardır dağınık bir takım kullanımların etkisinde kalmış olan, bir düzenleme bekleyen, kamuya kazandırılmayı bekleyen, topluma kazandırılmayı bekleyen, bu noktada Erdal İnönü gibi bir ismin adını yaşatabiliyor. Böyle bir park toplumun hizmetine sunabiliyor. Ve toplum yararıyla Erdal İnönü ismini bu şekilde buluşturabiliyor olmaktan ve onun ailesine mensup çok saygı duyduğumuz çok değerli büyüklerimizin de aramızda olduğu, önceki dönem genel başkanlarımızın da aramızda olduğu, milletvekillerimizin, bütün sivil toplum kuruluşlarımızın, bütün komşularımızın, hemşerilerimizin de aramızda olduğu bir törende bu açılışı yapabiliyor olmaktan büyük onur duyuyorum. Hoş geldiniz diyorum tekrar. Burası çok yeri değil diyebilirsiniz ama bu tablo içinde altını çizmek istediğim çok kısa iki husus daha var. Daha sonra diğer değerli konuşmacılara mikrofonu bırakacağım. Değerli arkadaşlarım, değerli komşularım, değerli büyüklerim, insanoğlunun mantığı ve vicdanı, egosu ve vicdanı arasında kadim bir çatışma var.
Belki egosu der ki her şeyi sen kontrol et, her şeye sen hakim ol, bütün mülkiyetler sende olsun, tapular sende olsun, güçler sende olsun, kaynaklar sende olsun. Vicdanı da der ki buna hakkın yok, bunu paylaşmalısın. Bir insanın içindeki bu çelişki aslında dünya siyasetinde ve Türkiye siyasetindeki temel çelişkidir. Kadim bir çelişkidir. Yani acaba kaynaklar topluma paylaştırılsın mı? Kaynaklar toplumun hakça paylaştığı, yararlandığı şeylere mi dönüşsün? Yoksa sadece belli ellerde toplansın mı? Bunu savunan, sınırsız özel mülkiyeti savunan yaklaşımlar olduğu gibi özel mülkiyeti topyekün reddeden yaklaşımlar da var biliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi bu kadim çelişkinin içinde, bu kadim siyasi tartışmanın içinde de doğru ikisinin ortasında bir yerde. Ben ideolojik konuşmalar yapmam sık sık. Belediyecilikte biliyorsunuz hizmet odaklı, yarar odaklı toplumun ortak paydaları üzerinde durmak gerekir. Ama bugüne mahsus bunu yapacağım. Bu kadim çelişkinin orta yerinde sosyal demokrasi duruyor. Yani sınırsız özel mülkiyet arzusuyla insanın vicdanını dengeleyen, bunu yapamazsın diyen, adalet lazım. En alttaki gelir grubundaki insanın sosyal standardıdır toplumun kalitesini gösteren diyen, bu makul dengeyi ısrarla gözeten bu dünya görüşünün en değerli temsilcilerinden biriydi Erdal İnönü. Ve onun adını taşıyan bu parkı açarken bu konuya girmek istedim. Bu çelişki kadim bir çelişkidir, hep de devam edecektir. Çünkü insan tabiatının bir çelişkisinin siyasete yansımış halidir. O yüzden de bizim hakça paylaşan, bütün insanları seven, kucaklayan, o vahşi mülkiyet arzusu, arsızlığıyla tamamen insan doğasına ters, topyekün mülkiyet duygusunu reddeden radikal yaklaşımlar arasında duran en insancıl, en kucaklayıcı, en sevecen, en açıklayıcı, en adil, en düzgün çizgimiz olan sosyal demokrasi sonsuza kadar yaşayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bilimsel gelişme demektir. Modernist gelişme demektir. Bilim demektir, akıl demektir. Rahmetli Erdal İnönü'nün 300 yıllık gecikme kitabını okuyanlar aranızda vardır. Diyor ki, deneysel yaklaşım, bilimsel araştırma, ilim, irfan 1600'de batıda başladı. Bizde ancak Cumhuriyet'le 1930'larda devletin resmi görüşü olarak başladı. Bütün çektiğimiz gerilikler, bütün sıkıntılarımız, bütün sorunlarımız bu 300 yıllık gecikmeden kaynaklanır diyor. Özetle söylüyorum. İşte bu 300 yıllık gecikmenin merhemidir. Atatürk ve arkadaşlarının, rahmetli İnönü'nün ve diğer aydınlanma önderlerinin getirdikleri. Daha fazla bilim demektir, daha fazla insan hakları demektir, daha fazla refah demektir, daha organize, üreten, gelişen, modern bir ekonomi demektir, daha ileri olan her şey demektir Atatürkçülük. Çok dar kalıplar içinde tarif edip aşılmış gibi gösterme hevesinde olanlar var. Bakınız, eğer ufkumuzu çok geniş tutmaz isek aşılmışla aşılmamışı ayırt edemeyiz. Aynen biraz önce söylediğim değerler gibi Atatürkçülükte Doğu milletlerinde bir aydınlanma ışığı olarak her türlü bilimsel, demokratik, toplumsal gelişimin önder ışığı olarak sonsuza kadar yaşayacaktır. Ve sosyal demokrasi ile Atatürkçülük arasında hiçbir çelişki yoktur. Hiçbir, en küçük bir çelişki yoktur. Kim aksini iddia ediyorsa oturup konuşabiliriz. Evet, bu kadar yeter. Rahmetli Erdal İnönü biraz önce gördünüz. Otobüsün önüne atlayan insana ya atlama bir oy bir oydur diyecek kadar bilge birisi, nükteli birisi, ince birisi. Sabancı işte
buluşuyla dünyanın en büyük fizik ödülünü almış bir insan olmasına rağmen bir üniversitede yaptığı bir konuşmada öğretmen mi olacaksınız yoksa öğrenci mi? Kendiniz karar verirsiniz hayatta. Bence öğrenci kalmak daha iyidir diyecek kadar bilge, derin, muhteşem bir insandı. Siyasetle de uğraştı. Toplumuna, kamuya, Türkiye'mize hizmet etmek için elinden gelen bütün gayreti gösterdi. Bilim insanı olarak, üniversite yöneticisi olarak, siyaset yöneticisi olarak ve bizim bir eski, önceki genel başkanımız olarak çok değerli katkılar sağladı. Hepimize bir nebze Erdal İnönü olabilecek erdemi nasip etsin Allah diyorum bu Ramazan gününde. Hepimiz bir miktar Erdal İnönü olabilirsek ne mutlu bize, ne mutlu Türkiye'ye, topluma, insanlara faydamız olabilir. Bilge olabiliriz, alçak gönüllü olabiliriz, egomuzu kontrol edebiliriz. O omuzlara alınmamak için çırpındığı sahneler hep gözümün önüne gelir. Aynı duyguları paylaşan ne kadar az siyasetçi olduğunu düşünürüm sonra. Ve ara ara da bir miktar hüzünlenirim. Evet, biliyorsunuz ben şiir okumayı severim. Çok da sevdiğim, ara ara sık sık okuduğum bir şiirle bitireyim. Zannederim rahmetli Erdal İnönü'nün de duygularına tercüman olabilen bir şiir olsa gerek. Memleket isterim, gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim, ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim, ne sen ben, ne zengin fakir farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim, yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. Parkımız hayırlı olsun. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bu güzel konuşmaları için. Eski genel başkanlarımızdan Profesör Doktor Sayın Erdal İnönü'nün adını taşıyan kentsel yaşam alanımızın açılışında daha önce genel başkanlık görevini yapmış iki büyük siyasetçi bulunuyor aramızda. Onlar da sizlerle duygu ve düşüncelerini paylaşacaklar. Şimdi büyük alkışlarınızla konuşmalarını yapmak üzere. Önceki dönemlerde genel başkanlığımız dahil çok önemli görevlerde bulunmuş Sayın Murat Karayalçın'ı kürsüye davet etmek istiyorum. Sayın Sevinç İnönü, sevgili Sevinç İnönü, sevgili Gülsün Bilgehan, Sayın Genel Başkan Yardımcımız, İl Başkanımız, Genel Başkanımız, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, sevgili yurttaşlarım, Erdal İnönü'nün doğum yıl dönümünde bu güzel parkta bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sevgili Genel Başkanımı bu toplantıda, bu birlikteliğimizde saygıyla, rahmetle, hasretle anıyorum. Murat Paşa Belediye Başkanımıza böyle bir toplantıyı örgütlemiş olduğu için, bizi bir araya topladığı için, Erdal İnönü'yü anmamızı sağladığı için içtenlikle teşekkür ediyorum. Erdal İnönü ile tanıştığım andan itibaren kendisini kaybettiğimiz güne kadar olanaklarım ölçüsünde hep birlikte olmaya çalıştım. Erdal İnönü
milli kahramanımız, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız, babası İsmet İnönü'nün adıyla siyasete girdi. Siyasetten Erdal olarak, Erdal Bey olarak kendi adıyla ayrıldı. Erdal İnönü'nün 1993 6 Haziran'da doğum gününde birkaç ay sonra yapılacak kurultayda genel başkanlığa adaylığını koymayacağını açıklaması, gerçi daha sonra siyasete devam etti ama bir anlamda genel başkanlık düzeyinde siyaset yapmayı bırakmış olması, Türkiye siyasetinde yer alanlar arasında, siyasetçilerimiz arasında, bilim insanları arasında tartışma konusu olmuştur. Neden genel başkanlığı bıraktı? Genel başkanlığa devam edebilecekken başbakan yardımcısı olarak hükümette görev yapmaktayken hangi nedenle genel başkanlıktan ayrılacağını açıkladı sorusu gerçekten siyasetçiler arasında çok tartışılmıştır. Hala da tartışılmaktadır. Ben rahmetli Erdal İnönü'nün bu kararıyla Türkiye siyasetinde bir amortisman kavramını ortaya koyduğunu düşünüyorum. Kendisine göre doğru olduğunu düşündüğü bir süreyi tamamlayıp ondan sonra da ayrılmak gerekir diye karar verdi kanısındayım. Bu karar her birimiz için, siyaset yapmakta olan herkes için düşünülmesi, değerlendirilmesi gereken bir karar. Değerli arkadaşlarım, sevgili yurttaşlarım, Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Başkanlığında ve Başbakan Yardımcılığında Erdal İnönü'nün halefiydim. 50. Hükümetin Dışişleri Bakanlığında da rahmetli Erdal İnönü'nün selefi oldum. Kendisinden gerçekten çok şey öğrendim. Çok etkilendim. Bir yaşam boyu kendisine bağlı olarak siyaset yapmaya çalıştım. Bu kararımdan da çok memnunum. İyi ki öyle yapmışım. İyi ki Erdal İnönü'yle siyaset yapma kararını almışım ve gereğini yerine getirmişim. Şimdi bu kimliğimle Sayın Muratpaşa Belediye Başkanı'nın göstermiş olduğu vefa örneğini şükranla karşılıyorum. Bundan çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu vefayı gösterdiniz. Size teşekkür ediyorum. Ama bir de Ankara'nın eski belediye başkanı olarak o kimliğimle Muratpaşa Belediye Başkanımızı kutlamak istiyorum. 25 dönüm, 25 dönümlük alan, 2,5 hektar. Buranın, Antalya'nın en güzel yerlerinden birisi. Sayın Rektörümüz, Sayın Hocam Mustafa Bey biraz önce Atatürk'ün o ünlü deyişinin burada, bu noktada, buralarda bir yerde söylendiğini ifade etmişti. Aynı şeyi anons yapan arkadaşımız da, Sayın Belediye Başkanımız da dile getirdi. Yani bakıp da şüphesiz dünyanın en güzel yeridir diye nitelenmiş olan burada, bu alanda Sayın Belediye Başkanımız bir rant arayışı içinde değil. Buraya bir AVM kondurmak, burada plazalar yapmak düşüncesinde değil, kendi ifadesiyle burayı halka açıyor, halka tahsis ediyor, burada kamu çıkarı olduğunu söylüyor, halkın yararı olduğunu söylüyor.
Vallahi yürekten kutluyorum. Helal olsun diyorum. Birkaç gün önce Hürriyet gazetesinde Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın bana göre çok çarpıcı olan bir değerlendirmesini okuduk. Türkiye'nin en önemli sorunu olarak, Türkiye'nin en önemli hırsızlık olayı olarak imar düzenlemelerini gösteriyordu Çevre ve Şehircilik Bakanı. Belediye adını vermiyorum diyor Sayın Bakan. Ama Ankara'ya gidin, İstanbul'a gidin, bir kafede oturun, kıyıda çevreye şöyle bir bakın, hırsızlık olayının nasıl olduğunu, nasıl şekillendiğini gözlerinizle göreceksiniz diyor. Bu ifadeyi kullandı Ankara ve İstanbul için. Ben Sayın Bakan isim vermedi ama ben beş aşağı beş yukarı neleri kastettiğini anlıyorum. Özellikle daha önce 2015 yılında bir başbakan yardımcısının Ankara'nın parsel parsel satılmış olduğunu söylediğini hatırlayarak neleri kastettiğini anlıyorum ama asıl dikkatinizi çekmek istediğim yer burası. Sayın Bakan buraya gelsin ve burada Muratpaşa Belediyesi'nin neyi yaptığını halkına, hemşerilerine nasıl bir alanı tahsis ettiğini görsün. 2,5 hektarlık bir alan, kentin merkezi, gerçekten bir cennet parçası. Burada kamuya adanıyor, kamu hizmetleri için ayrılıyor. Antalyalılar sevgili genel başkanımın adını taşıyan bu parka evlenmek için, dinlenmek için, toplumsal etkinliklerde bulunmak için gelecekler. Bu da işin ayrıca benim için çok önemli, çok çekici bir yanı. Ben de aslında bu tür birlikteliklerde siyasi konuşmalar yapılmasından pek yana değilim. Ama Sayın Başkanımız, Belediye Başkanımız bu kuralı bozduğunu söyledi. İdeolojik bir değerlendirme yapacağını dile getirdi. O nedenle bu kısa hatırlatmada bulunmak istedim ama son olarak özellikle Sayın Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz burada. Bir konuya dikkatlerini çekmek istiyorum. Yine Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın açıklamasını anımsatarak. Sayın Bakan, belediyelerin İçişleri Bakanlığı'na bağlı olduğunu söylüyor. Böyle bir şey yok. Belediyeler İçişleri Bakanlığı'na bağlı değil. Belediyeler herhangi bir bakanlığa bağlı değil. Belediyeler özerk kuruluşlar. Özerkliği olan kuruluşlar. Yani karar organları seçimle gelir ve kendi gelirlerine dayalı olarak bütçelerini hazırlarlar. Kendi organlarında bu bütçeleri onaylarlar. Bir başka yerin onayı da gerekmez. Bunu kendisi de belediye başkanı olan Sayın Bakan'ın bilmemesi mümkün değil. Ama bu ifadeyi kullandığına göre acaba diyorum bir başka hazırlık mı yapılmakta? OHAL kararnameleriyle ya da belki de başka girişimler söz konusu olabilecek. O girişimlerle yerel yönetimlerin, belediyelerimizin özerk niteliklerini ortadan kaldırıp onları İçişleri Bakanlığı'na ya da merkezi yönetimin herhangi bir yerine bağlama girişimleri mi söz konusu olacak? Bunu göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. Önemsiyorum, o nedenle dile getirmek ihtiyacını duydum. Sevgili yurttaşlarım, sayın konuklar, Ramazan ayınızı kutluyorum. Gelecek bayramınızı kutluyorum. Sevgili Erdal İnönü'yü bir kez daha rahmetle, hasretle anıyorum. Hepinize enişten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Murat Karayalçın'a çok teşekkür ediyoruz bu güzel konuşmaları için. Değerli konuklar, şimdi alkışlarınızla konuşmalarını yapmak üzere. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız ve Antalya Milletvekilimiz Sayın Çetin Osmanbudak'a konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum.